Arkadaşlar birinci ifade 2 üzeri x, ikinci ifade 2 üzeri 2x, üçüncü ifade 2 üzeri 3x, dördüncü ifade 2 üzeri 4x, son ifade de 2 üzeri 5x'tir. Alt tarafta ise arkadaşlar ne vardır? 4 tane 2 üzeri x ifadesi vardır. İşte bu ifade 8'in dördüncü kuvvetine, yani 8 2'nin küpü olduğundan 2'nin 12. kuvvetine eşit olmalıymış. X 2x daha 3x, 6x, 10x, 15x yaptı. Alt taraftaki x çıkarsa, yani şunlar birbirini götürürse, yukarıda 2 üzeri 14x oluşur. Alt tarafta 4, yani 2'nin karesi vardır. Ve bu ifade bölme işlemi yapıldığında 2 üzeri 14x eksi 2'dir. Bu ifade 2 üzeri 12 olacaksa buradan hemen şu eşitlik yazılır. 14x eksi 2 ifadesi demek ki 12 olmalı. Buradan da x'in değeri 1 olarak elde edilmelidir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Denklemini sağlayan o değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu ifade u eksi 2'nin karesi. Bir de nesi var? Küpü var. O zaman şöyle yazalım. Bu eşitliğin sol tarafı ne olacak? U eksi 2'nin 6. kuvveti olacak. Gelelim buraya. Şu ifadeye bakmak istiyorum. Bu ifade nedir? Bu ifade 2u eksi 1'in kübü. Şurada da eksi 2 var. O zaman eksi 6 olur. Yukarıya çıkarsa ne olur? 2 üzeri eksi 1'in 6. kuvveti olur. Şimdi üstler aynı mı? Aynı ama çift. Çiftse o zaman şuralar nedir? Hem eşittir hem de eksilisine eşittir. Hem kendisine eşit hem de nesine eşit? Eksilisine eşit. Eksi 2u artı 1 yazıyorum. Buradan 3u eşittir 3. U buradan ne geliyor? 1 geliyor. Buradan u ne geliyor? Buradan u eksi 1 geliyor. U değerlerinin toplamını soruyor. Eksi 1 ile 1'i topluyorum. 0. C seçeneği. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi eşitliğin birincinde eşitliğin her iki tarafının 2 üzeri eksi v'ninci kuvvetini alırsak ne olur? U 4 eksi v kare olur. Bu buna eşit olur. Burada da 2 artı v'ninci kuvvetini alalım. Şurası ne olur? Şunu şu tarafa yazıyorum burada yazdığım gibi. P 4 eksi b kare olur. Şimdi üstler aynı. O zaman ne yapalım? Taraf tarafa çarpalım. O zaman o ne olacak? UP olur şurası. 4 eksi b kare olur. Zaten şurayı soruyor. Yani şurayı soruyoruz. O zaman şunlar da tabanlar aynı olduğu için üstler ne olacak? Toplanacak. Şuna şu gider. 2 2 daha kaç yapar? 4 yapar. Bu nedir? 81'dir. A seçeneğidir. Olduğuna göre U kaçtır diyor. Yani şununla şunu 3 üzeri u parantezine alayım. O zaman nedir? 5 üzeri u artı 1. Şunla şunu da eksi parantezine alırsak. Eksi parantezine alırsam 5 üzeri u artı 1 olur. Bunu bu sefer 5 üzeri u artı 1 parantezine alırsam ne olur? 3 üzeri u eksi 1 olur. Paydada ne var? 5 üzeri u artı 1 var. Neye eşit? 26'ya eşit. Şunla şunu olur? Sadeleşir. O zaman şu eksi 1'i bu tarafa atarsam 27 olur. 3'ün küpü olur. Şu da 3 üzeri u. Tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşittir. U 3'tür. E seçeneği. Olduğuna göre U kaçtır diyor. 27, 5, 25, 7, 49. Ne yapalım? Şunları isterseniz şunun her iki tarafın ikinci kuvvetini alalım. İkinci kuvvetini alırsak şu satır ne olur? 9U olur. Şurası 25V olur. Şurası 49P olur. Şurası 3 üzeri 36 olur. Şimdi ne yapalım? İsterseniz şöyle yapalım. Şunu da buna bölelim. Burada ne var? 27U var. 25V var. 49P var. 49P var. Bu da neye eşit? 3 üzeri 56'ya eşit. Şimdi dikkat ederseniz şununla şu, şununla şunlar sadeleşir. Şimdi şu nedir? Buna baktığımız vakit 27 bölü U, 9 bölü 27. O zaman burası ne olacak? 1 bölü 3 U olacak. Şurası ne olur? 3 üzeri eksi 20 olur. Şurası da 3 üzeri eksi U, 3 üzeri eksi 20. Tabanlar aynıysa üstler eşit olacak. O zaman U ne olacak? 20 olacak. B seçeneği. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Bunu basit kesirlere ayıralım. Mesela şuradan ne olacak? UP'ler gidecek. 1 bölü V kalacak. Burada VP giderse 1 bölü U kalacak. Burada UV'ler giderse 1 bölü P kalacak. Yani bunu soruyor. Şuraya bakalım. 3 üzeri U var. Neymiş? 105'miş.
3'e bölsek 3 çarpı 35 3, 5, 7. 5b var. 5b 3, 5, 7. Bir de ne var? 7p var. 3, 5, 7. Taraf tarafa çarptığımızda 3 üzeri u 3'ün kübüne. O zaman şöyle yapalım. 5 üzeri v 5'in kübüne. 7 üzeri p 7'nin kübüne. O zaman buradan ne gelecek? U 3 gelecek. V de 3 gelecek. P de 3 gelecek. 3 tane 1 bölü 3'ün toplamı ne olur? 3 bölü 3. O da ne olur? 1 olur. C seçeneği. U bir pozitif tam sayılmak üzere işlemi tanımlanıyor. Olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. O zaman şuradan başlayalım. Ne yapacakmışız? 3 üzeri U içerisinin 2 eksi. 2 eksi ne olur? V eksi 1 olur. Sonra içerisinin 1 eksi. O zaman V olur. Sonra ne olacakmış? İçerisinin aynısı. Yani o zaman şu. İsterseniz bunu 3 üzeri V eksi 1 parantezine alırsak şurada 1 gelir. Şuradan 3 gelir. Şuradan da ne gelir? 9 gelir. Bu neye eşittir? 117 eşittir. 117 dediğimiz şey ne? 117 9'a bölünür mü? Bölünür. Bir defa 9, 27, 13. O zaman şurası 13 çarpı 9. Şimdi dikkat edersek şurası nedir? Zaten 13'tür. Şunlar sadeleşir. O zaman V eksi 1 2'ye eşit. O zaman V nedir? 3'tür. Yani şunu 3 bulduk. Gelelim buraya. Şimdi P'ye bakalım. Aynı şey burada için de geçerli. P eksi 2. Ondan sonra ne olacak? Bir azalt. P eksi 1. Sonra 3P. Bunu isterseniz 3P eksi 2 parantezine alırsak gene aynı şekilde 1, 3, 9. Şurada ne var? 13 bölü 27 var. Şunda şu sadeleşecek. O zaman P eksi 2. Şu 27, 3 üzeri eksi 3. O zaman P eksi 2 eksi 3 eşit. O zaman P de nedir? Eksi 1 eşittir. P eksi 1 ise burası da ne olacak? 2 olacak. Şimdi hesaplayalım artık. Nasıl yapacağız? 3 üzeri. Şimdi bundan 2 çıkarırsak 3 2 çıkarırsak ne olur? 1 olur. 1 çıkarırsak ne olur? 1 çıkarırsak 2 olur. Hiç çıkarmazsak ne olur? Kübü olur. Aynı şekilde şuna bakalım. 3 yazıyorum gene. Bundan 2 çıkarırsak bu. 1 çıkarırsak bu. Hiç çıkarmazsak ne olur? Bu olacak. Şimdi bunları toplayalım. Bu nedir? 3, 9, 27. Bu nedir? 1, 3, 9. Şunun toplamı ne yapar? Bunun toplamı 13 yapar. Bunun toplamı ne yapar? 39 yapar. İkisini topluyorum. 52 C seçeneği. Bir deney tüpünde 144 tane B virüsü bulunmaktadır. Bölünerek çoğalan B virüslerin sayısı tek saatlerde bir önceki saate göre 8 kat artmakta. Buraya dikkat edelim. Çift saatlerde ise bir önceki saate göre 16 katına çıkmakta. 8 kat artıyorsa bir katta kendisi 9 katına çıkıyor. Tek saatlerde 9 katına, çift saatlerde ise 16 katına, yani 2 üzeri 4. Burada 3'ün karesi, burada 2'nin 4. kuvveti bir artış var. Tek saatler bu. Bu da çift saatler. 8 kat artıyorsa 9 katına çıkmış olur. Şimdi 144. 144'e de bir bakalım. 9 çarpı 16. Yani 3'ün karesi 2'nin 4. kuvveti. O zaman sayımız şöyle. 3'ün karesi 2'nin 4. kuvvetiydi. Tek saatlerde ne olacak? Şunlar devreye girecek. Çift saatte ise bunlar devreye girecek. Ve sonuçta ne oluyor? 144 üzeri 20. Bu da nedir? Buna da bir bakalım. Yani 3 üzeri 2, 2 üzeri 4'ün kaçıncı kuvveti olacak? Yani bunun 20. kuvveti olacak. 20. kuvvetini dağıtırsak şöyle. O zaman ne olacak şurası? 3 üzeri 40, 2 üzeri 80 olacak. Yani şu ifade şuraya gelecek. Ne kadar zamanda gelir? Ona bir bakalım. Yani 40, 2, 38, 2'ye bölsek 19. 19 tane tek gün geçmesi lazım. 2, 80, 4. 80 ile 4'e çıkarırsak 76. 4, 4 artacak. Bu da ne olacak? Bu da 19 günde de bu olacak. 19, 19 daha kaçtır? 38 saat geçmesi gerekecek. D seçeneği. Aşağıda verilen tabloda bilgi depolama birimlerinin birbiri cinsinden karışıkları verilmiştir. Tavlanın bilgisayarında 10 TB'lık bir hard disk bulunmaktadır. Ve bu hard disk'in %20'si boştur. Buna göre bu hard diskte kaç bitlik veri depolanmıştır? %20'si boşsa o zaman %80'i dolu. Bu kadar şey depolanmış. 1024 nedir? Bir de ona bakalım. 1024 2 üzeri 10'dur. Onu da unutmayalım. Şimdi hesaplayalım. 10 TB var. 10 çarpı. Bunun %80'i dolu. 80 bölü 100'ünü alıyorum. Bunca bunu gigabayta çevireceğim. Yani 2 üzeri 10'la çarpıyorum. Çevirdim. Sonra
Megabayta çevireceğim. Gene 2 üzeri 10 ile çarpıyorum. Sonra kilobayta çevireceğim. Gene 2 üzeri 10 ile çarpıyorum. Sonra bayta çevireceğim. Gene 2 üzeri 10 ile çarpıyorum. Sonra da ne yapıyorum? Bite çevireceğim. Yani 8. Yani 2 üzeri 3 ile çarpıyorum. Şimdi bunu hesaplayalım. Şimdi şunla şu sadeleşir. Şu 10 ile şu 10 sadeleşir. Şimdi 2 tabanında şu 8 nedir? 2'nin kübüdür. 10, 20, 30, 40. 3, 3 daha 6, 46. 2 üzeri 46, B seçeneği. Yeşil ve turuncu dairelerden oluşan görselde dairelerin içine gerçel sayılar yazılmıştır. Turuncu dairelerin içindeki sayıların çarpımı yeşil daire içindeki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre toplamı kaçtır diyor. Şimdi yeşillerden başlayalım. Yeşil 9, 81, 27, 9. O zaman hepsini 3 şeklinde yazalım. 3 şeklinde yazarsak 2V bölü 20 olur. Şuradan 3 şeklinde yazarsak 4V bölü 20 olur. Şurası 3 şeklinde yazarsam 3V bölü 10 olur. Hadi bunu da şey yapalım, 20'ye çevirelim. Bunu yazarsam 3, 2V bölü 5 olur. Hadi bunu da 20 şeklinde yazalım. 20, o zaman 8V olur. O zaman 3 taban payda 20. Bakalım 8, 10, 20V. O zaman bunlar sadeleşir. Bu ne olur? 3 üzeri V olur. Gelelim turunculara. Onda ne var? 2 üzeri U bölü 15 var. Şunu yazdık. Sonra şurasını yazarsam 2U bölü 15 var. Şöyle yazalım. Sonra başka 15 ile hangisi var? Şu var. 2 üzeri 4U bölü 15 var. Sonra kaçlılar var? Devam edelim şöyle. Yani sırada ne varsa onları yazalım. 2U bölü 10. Sonra 2 2U bölü 10, sonra 2U üzeri 5, sonra 2, 3U üzeri 3U bölü 10, sonra 2, 4U bölü 10, sonra da ne var? 2U üzeri 3 var. Şimdi bunları toplamam gerekecek. İsterseniz şöyle ortak paydaları aynı olanları bir toplayayım. Yani 15'li kaç tane var? 1, 2, 4. 7U var şurada. Peki 10'lu kaç tane var? Ona bakalım. Şimdi 10'lu şu, şu 10'lu. Hadi şunu da 10'lu yapmış olalım. Kaç tane oldu? 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 10, 12. Yani 12 tane U oldu. Bir de şurada neyimiz var? U bölü 3'ümüz var. Şunu 2 ile, şunu 3 ile, şunu 10 ile genişletirsek ortak payda 30 olur. Burası 14, 14. Şurada da 36 var. 36 var. Şurada da 10 var. Bu ne oldu? 50, 60. 60 bölü 30'dan 2U oldu. Yani bu da neye eşit oldu? Onu da yazalım şuraya. 2 üzeri 2U olmuş oldu. İsterseniz 3 ve 4U da diyebiliriz buna. Şimdi gelelim şurada hesaplamaya. 16. 16'yı şöyle yazalım. 4 U. 4U nedir? 4U 3V'ye eşittir. Hani şöyle 4'ün 2U ve yani şurası 4U şöyle yazayım 4U 2V 4U ne? 3V'ye eşit. Yani şunun yerine 3V yazarsak V'ler de gider. O zaman şuradan ne gelecek? 9 gelecek. Diğerine bakalım. Şuna bakıyoruz. Bu nedir? 3 yani o zaman ne olacak? 3V bölü U olacak. Bende ne var? 3V var. 3V nedir? 4U'dur. 3V 4U. O zaman 3 bölü U'dan şurası ne olacak? 4'ün kübü. O da ne yapar? 64 yapar. 64, 9 daha kaç yapar? 73 yapar. C seçeneği.